babacığım, hoş geldiniz. Geç anneciğim, otur. Babacığım sen de gel. Gel. Gel otur. Ne var, ne oldu? Niye bakın öyle kızım? Hiç, öylesine. Hoş geldiniz canlarım benim. Hoş bulduk kızım. Sen burada mı çalışıyorsun kızım? Yani ben işletiyorum sayılır baba. Biraz küçük ama çok güzel. Yasemin, dokunuşun belli olmuş kızım. Ya sağ ol anneciğim, öyle idare ediyoruz işte. Siz şimdi yol yorgunsunuz ya, hani acıkmışsınızdır. Ben size bir şeyler söyleyeyim mi? Yok kızım, biz yedik. Yediniz mi? Babanın ilaçları var ya kızım, biz gelirken bir yerde yedik. Gel otur sen şöyle, biz seni görmeye geldik. Kek mi yaptın sen? Vallahi yaptım. Hem de senin en sevdiğinden. Çay da var. Hemen kekle çay koyup getireyim ben. Bu şey değil mi ya? Bu senin bütün mahalle bayıldığı büyülü kek. Yalnız Yasemin, o kek biraz yandı ya şey. Canım, dünkülerden veririm. Babamın en sevdiği. Alırım. Üzeyir'cim, biz gelirken yedik ya, bu saatte bir de kek mi yiyeceğiz acaba? Ayda yılda bir kızımızın yanına geldik. Yiyeceğim işte. Aa, Üzeyir. Ben buraya kontrole geldim. Ambulansla dönmeyeceğim memlekete. Aman anne ya, gitme üstüne. Babacığım beni. Azıcık. Tamam. Kızım, arkadaşların kim? Arkadaşlarım baba. Arkadaşların anladık da kimdirler, necidirler, ne iş yaparlar? Şimdi şöyle, bu ikisi, iki kıvırcık, benim ev sahibim Celal Bey'in çocukları Ayşen, Demir. Ha, bu da... Efendim, ben Yasemin'in patronuyum. Şimdi kulağımdaki rahatsızlıktan dolayı yine yüzünüze bağırmayayım diye böyle sessiz söylüyorum. Ben öpeyim elinizi. Otur baba. Teşekkürler, sağ ol. Hadi madem ben çay koyayım, kek getireyim. Onunla nasıl babası bayağı ateşi tanımıyor ya. Herhalde abi, damatları sonuçta. Ne bileyim işte, laf benimkisi. Anneciğim, babacığım, kekleriniz afiyet olsun. Sağ ol kızım, eline sağlık. Fazla yeme. Siz acaba aile mi gitseniz ya? Ay, Ayşen görüyor musun? Bak, aile saadeti şekli. Anasını babasını buldu, bizi renk tekmeliyor. Hı hı. Gidelim hadi abi. Hadi. Ne diyorsunuz? Eve. Siz anne babanızla yalnız kalın. Hiçbir yere gidemez. Beraber gidelim canım. Niye ayrı ayrı gidiyorsunuz? Bekleyin, işiniz mi var? Ha, tamam o zaman. Ayşen'cim, sen şu çayları götürsene sana zahmet. Şimdi anlaşıldı niye kaldınız? Be kardeşim, 40 yılda bir işimiz düştü. Laf yapmayın işte, idare edelim. Neden durduruyorsun? Göreceklerini gördüler zaten. Bir de gidip evdekileri mi anlasalardı? Öyle tabii de. Çok zamansız oldu bu. Yasemin, bu suratının hali ne? Yani annenle baban geldi, neden böyle mutsuz gibisin? Sevinmedin mi? Sevindim tabii, sevinmem mi? Sevindim de... Gel biraz, zamansız oldu işte. Sen bana gelsene biraz dışarı. Buraları sizde. Hı hı. Ay, işte, ne yapacağız? Ne yapacağız, ne yapacağız? Annemle babamı eve götürsek var ya, of, yanarız, yanarız, yanarız. Devam amcaların evine giderlerse direkt bittik demek. Bu kadar. Yasemin, Yasemin, bana bak, beni burada yalnız bırakamazsın ha. Tamam, kendine gel. Yasemin, bak zaten saat geç oldu. Ceren amcalar birazdan uyur. Gerekirse sizinkileri ondan sonra götürürüz, tamam? Tamam. Tamam, o zaman sen Ayşen'le evdekileri kontrol et. Nasıl? Garip. Tamam. Tamam, ben dur. Lan! Acaba diyorum, otele mi götürsek? O benim de aklıma geldi ama sizinkiler yaşadığın yeri görmeden buradan gitmez Yasemin. Doğru. Lan! O zaman şöyle yapalım. Bizimkileri ikna etmeye çalışayım, tamam mı? Sonra Demir'e de söyleyeyim, otele motele gidecek olursak arabayla atar bizi. Kesin Demir'i uyar, tamam mı? Sakın atlama onu. Şişt! Sen bir şey mi ima ediyorsun? Yok. Gördün mü lan burası?